Merhaba arkadaşlar, basınç videolarıyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere katı basıncını anlatacağım. Birim yüzey alanına etki eden dik kuvvete basınç denir ve büyük P harfiyle gösterir. Arkadaşlar basıncı bulurken basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanı formülünü kullanacağız. Kuvvetin birimi Newton, yüzey alanının birimi metrekare, basıncın birimi ise Pascal. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Bunu günlük hayattan hatırlayabilirsiniz. Diyelim ki işte iki kişi aynı yolda yürüyorlar. Birinde topuklu ayakkabı var, biri bayan olsun, biri erkek olsun. Aynı kiloda olduklarını düşünün. Topuklu ayakkabı olan kişi mesela çamurlu yolda daha çok yere topukları batar. Bunun nedeni yüzey alanının küçülmesidir. Başka örnekler bıçağın ekmeği kesmesi. Şimdi diyelim ki bıçağımız ekmeği iyi kesmiyor. Ne yaparız? Bileğleriz arkadaşlar. Bu keskin ucu daha da keskinleştirmek için. Yani incelterek basıncı arttırmaya çalışırız. Demek ki bu yaptığımız yani bıçağın ekmeği kesmesi basıncın artmasını sağlıyor. Çivinin sivri ucunun elimize batması. Şimdi size kalem yolunu göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki bir kalem elimize aldık. Ve şöyle iki taraftan aynı kuvveti uyguluyorum. Bakın burada parmağıma daha çok batıyor. Neden? Çünkü kalemin sivri ucu yani yüzey alanının küçüldüğünde basınç artıyor. Uyguladığım kuvvet aynı fakat sivri ucu olduğunda elime kalem daha çok batıyor. Burada ne yaptım arkadaşlar? Yine yüzey alanını küçülterek basıncı arttırdım. Başka bir örnek mesela karda yürümeye çalışıyorum ama sürekli yere batıyorum. Karın içine gömülüyorum. Bunu engellemek için ne yapmam gerekir? Kar botu giymem. Ya da ayakkabının yüzey alanını arttırmam gerekir. Bazen köylerde falan ayakkabının altına arkadaşlar tahta parçaları falan bağlıyorlar ki yüzey alanını genişleterek karda daha iyi yürümek için. Demek ki bizim burada yaptığımız basıncı azaltma. İş makineleri arkadaşlar biliyorsunuz işte yeni bir inşaat yapıldığını düşünün. Çamurlu yüzeylerde oluyor. Ve burada paletler kullanılır tekerleklerin altında. Bunu yapmaktaki amaç yine iş makinelerinin çamura saplanmaması için. Burada ne yapıyoruz? Yine yaptığımız etki basıncı azaltma. Şimdi sorularda şuna çok dikkat edelim arkadaşlar. Basınç kuvveti derse bu basınç demek değil. Bu basınç kuvveti dediğimiz bizim F kuvvetidir. Yani basınca neden olan kuvvet demektir. Başka bir dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar, katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda ve değerde iletir. Şimdi bununla ilgili birkaç tane soru hazırladım size. Birlikte o soruları çözelim. Çok özdeş olmasa da siz özdeş olduğunu düşünün arkadaşlar. Özdeş 3 küpten yapılmış 3 ayrı cisim hazırladım size. Bunların basınç ve basınç kuvvetlerini karşılaştırınız diyor. Şimdi bakarak da karşılaştırabilirsiniz ama sayı verirsek çok emin oluruz. O nedenle her birinin mesela ağırlığına 1 desem, yüzey alanlarına da arkadaşlar 1 desem, 1, 1, 1. Bakıyoruz şimdi ilk birinci cismin yaptığı basıncı hesaplamak için 3 bölü 3'ten bunun yaptığı basınca 1P diyebilirim. Şimdi ikinci şeklime bakıyorum. Yine ağırlıkları için 1, 1, 1 dedim. Yani ikinci şeklimin yaptığı basınca bakıyorum. 1, 2, 3 küp olduğu için kuvveti 3 dedim. Yüzey alanı bakın arkadaşlar bu sefer 2 oldu. 3 bölü 2 çıktı bunun basıncı da. Biraz küçük yer bırakmışım. Şimdi buradaki basınca bakıyoruz arkadaşlar. Hepsine yine 1, 1, 1 dedim. Bu sefer dikkat ediyor musunuz? Yüzey alanı daha küçük. Yüzey alanında 3, 1 pardon. P3'ün o zaman yaptığı basınca, 3. cismin yaptığı basınca bakarsak 3 bölü 1'den bu da 3P'dir. Şimdi biz burada basınçları karşılaştırmak istersek en büyük olan 3. cismin yaptığı basınç oldu. Daha sonra 2. cismin yaptığı basınç, en küçük basınç olan ise 1. cismin yaptığı basınç. O zaman ne diyelim? P3 büyüktür. P ne demiştik? 2. Bu da büyüktür. P1. Ama basınç kuvvetlerini karşılaştırmak istersiniz arkadaşlar. Neydi basınç kuvveti? Kalemi değiştireyim. Basınç kuvveti arkadaşlar buydu. Kuvvetti. Yani cismin ağırlığıydı. Onun için burada da 3.
burada da 3, burada da 3. O zaman basınç kuvvetleri için ne diyebiliriz? P1 demeyelim bu sefer. P diyelim mi? Yine kuvvet olduğu için P1 eşittir, P2 eşittir, P3 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi başka bir soru, bu da çok çıkan bir soru örneği. Böyle bir cisim veriliyor. Ben eşit bölmeye ayırdım. 6 eşit bölmeye bu şekilde bir cisim olduğunu düşünün. Bu cismi dik olarak çeşitli parçalara ayırmış. Birinci, ikinci ve üçüncü parçamız. Bunların basınçlarını karşılaştırmamızı istiyor bizden. Şöyle yapalım. Yine ağırlıklarını 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bunlara G, G, G de diyebiliriz isterseniz. Yüzey alanlarını da yine bu şekilde düşünürsek arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Bakın 6 bölü 6'dan ilk yapılan basınca P'ymişiz. 1P yani arkadaşlar. Şimdi ikinci cismin yaptığı, yani pardon ilk parçanın yaptığı basınca bakarsak 1, 1, 1 diyorum yine. Yüzey alanına baktığımızda arkadaşlar 1, 2, 3 tane yüzey alanı var. Yani birinci parçanın yaptığı basınç 3 bölü 3'ten bu da 1P çıktı. Şimdi burada yapılan basınca bakarsak arkadaşlar 1, 1, yüzey alanları da yine 1, 1 olduğu için ikinci cismin yaptığı basınç 2 bölü 2'den yine 1P. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar 1 bölü 1 yapacağız. Üçüncü cismin yaptığı basınç da 1 bölü 1'den o da aynı şekilde 1P çıktı. Buradan ne diyebiliriz arkadaşlar? Basınçları karşılaştırın derse bütün hepsinin basıncı demek ki eşit olur. Şöyle bir şey yapabilir. Dik kesti ya arkadaşlar. Başka bir soruda bu şekilde dik kesmedik. Biraz daha böyle eğimli olarak kestik. Şimdi bunların basınçlarını bizden karşılaştırmamızı isterse bakın yüzey alanından şöyle yukarı doğru bir dik çizeceğim. Görüyor musunuz? Bunun yani birinci cismin, birinci şeklin ağırlığı biraz daha fazla oldu diğerine göre. O zaman ilk başta bu cismin yaptığı basınç P ise birinci şekilde temas yüzeyi yarıya indiği halde ağırlık yarıdan fazla olduğu için arkadaşlar birinci şekilde P'den büyük olur basınç. İkinci şekilde ise bakın biraz küçüldü yeni şeklim. Demek ki ağırlığı da azaldı ama temas yüzeyi yine S kadar. O zaman bunun basıncının da ilk duruma göre azalması gerekir arkadaşlar. Peki. Tekrar görüşmek üzere.